Birinci sınıf matematik dersi. Onluk ve birliklerle ilgili etkinlikleri birlikte yapmaya çalışalım. Aşağıdaki örneği inceleyerek tablolarda verilen boşlukları doldurunuz diyor. Burada bir tane onluk bloğu var. Bir onluk diye belirtmiş. İki tane de birlik var. Bir onluk iki birlikten oluşan sayı da aşağı doğru yazmış. Kolay bir etkinlik. Bakın çok kolay. Bakın bir tane onluk var. Onluklara birimizi yazdık. Birliklere bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane birliğim var. Birliklere de 5'i yazdık. Zaten onluk ve birlikleri sırayla soldan sağa doğru. Ama bunlara dikkat edin. Birlikleri önce verip onlukları sonra verirse sayı değişir ona göre. Bir onluk 5 birlikten oluşan sayımız 15'tir. Geçtim diğerine. Baktım burada bir tane onluk var yazıldı. Bir tane birlik var onu da yazdım. Ne oldu sayımız 11 oldu. Ondan sonra bir onluk bir birlikten oluşan sayıyı alta yazmanı istiyor senden. Bir diğer örneğimize baktığımız zaman bakın burada onluk bloklardan bir tane var. Bir tane onluk. Birliklere bakıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü. Üç tane birlik var. Soldan sağ tarafa doğru okuduğumda sayımız 13 olur. Yine buradakilere bakalım. Bakın bir tane onluğumuz var burada. Hemen bir onluk yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birliğim var. Bir onluk 6 birlikten oluşan sayıyı rakamları yan yana getirerek de bunu yapabilirsin. 16 olur. Yalnız rakamları yan yana getirirken dikkat edeceksin. Önce onluklar daha sonra birlikler gelecek. Evet diğerine hemen baktım. Bir tane onluğumuz var yazıldı. Birlikleri sayalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Dört tane birliğimiz var yazdım. Bakın sol sağ tarafa doğru okunca 14 sayısına ulaşır. Demek ki burada gösterilen sayı 14'müş. Bir diğer örneğime baktım. Baktığım zaman burada bir tane onluğumuz var yazıldı. Birlikler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birliğim var. Yan yana yazdığım zaman 17 sayısına ulaşabilirim. Buraya baktığımız zaman yine bir tane onluğumuz var. Bir tane onluk 10 tane birliğe eşittir, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane birliğimiz var. Soldan sağ tarafa doğru rakamları birleştirirsem 19 sayısına ulaşabilirim. Buraya baktığım zaman yine bir tane onluğumuz var. Birlikler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane birliğin olduğunu gördüm. Yan yana yazdığım zaman önce 1'i daha sonra 8'i yazıyorum ve 18 sayısına ulaşıyorum. Bir diğer etkinliğimize geçtik. Aşağıdaki onluk birlik etkinliklerini kelebeğin kanatlarına benek yaparak örnekteki gibi yapınız diyor. Bakın burada sayımız verilmiş. Ben önce onluk ve birliklerini çıkartacağım. Daha sonra benek yap diyor. Yani onluklar kısmı bir tanedir. Bir benek yaptım. Birlikler kısmı iki tanedir. İki benek yaptım. Yanındakine hemen geçiyorum. 11 sayısı. Neyden oluşur? Bir onluk bir tane birlikten oluşur. O zaman sol tarafı onluklara bir benek, sağ tarafı onluklara bir benek. 17 sayısı. 17'de bir onluk 7 birlik vardır. Sol tarafa bir benek yaptım. Sağ tarafa da 7 tane birlik gösteriyor. 7 tane benek yapıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci. Evet, sol taraftaki kelebeğimize baktığımız zaman içerisinde 13 sayısının olduğunu görüyoruz. Sevgili öğrenciler, 13'te bir tane onluk, 3 tane birlik vardır. O zaman sol tarafa bir benek yaptıktan sonra sağ tarafa 1, 2, 3 tane benek yapmam gerekiyor. 14 sayısında bir tane onluğum, 4 tane birliğim var. Sol tarafa bir benek, sağ tarafa 1, 2, 3, 4 benek yapıp bitiriyorum. Buradaki kelebeğe bakıyorum. 19 sayısı var. 19 sayısında bir tane onluk, 9 tane birliğim var. Sol tarafa bir benek yaptım. Bir onluk. Buraya da 9 tane yapmam gerekiyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu. Evet, kelebeğin ortasında bulunan sayıya baktım. 10 sayısı var. 10 sayısı bir tane onluk, 0 tane birlikten oluşmuştur. Demek ki sol tarafa bir benek yapıyorum. Sıfırın anlamı yok demektir. Sağ tarafa maalesef boş bırakmak zorundayım. Diğerine baktığım zaman 18 sayısı var. Bir onluk 8 tane birlikten oluşuyor. O zaman sol tarafa bir benek yaptım. Diğerine de 8 benek. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci benekleri yaptım. Sarı kelebeğimize baktık. 16 sayısı içerisinde yazıyor. Bu ne demek? Bir onluk 6 birlikten oluşan bir sayıdır 16.
Sol tarafına bir beneği yaptıktan sonra sağ tarafa birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Altı tane beneği yapıp burayı bitirebilirim. Sol tarafa baktığım zaman 15 sayısına bakıyorum. Bir tane onluk 5 tane birlikten oluşuyor. Sol tarafa bir tane benek, sağ tarafa birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci beneğimizi çizdik. 14 sayımıza baktığımızda bir onluk ve 4 tane birlikten oluşan bir sayıdır 14. Sol tarafa bir beneği çizdim. Sağ tarafa doğru birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü beneğimi çiziyorum. 20'ye baktığım zaman 2 tane onluktan 0 birlikten oluşuyor. Sol tarafa 2 tane onluğu gösteren 2 beneği çizdim. Sağ tarafta 0 birlik var. 0 yok demektir. Dolayısıyla biz buraya herhangi bir şey çizmememiz gerekiyor.